Türk Deniz Kuvvetleri mühendislerimizden özel bir silah istedi. Bu silah bir savaş gemisine yönlendirildiğinde tespiti zor, vurulması neredeyse imkansız olmalıydı. Sürü halinde saldırabilmeli ve otonom çalışabilmeliydi. Gerektiğinde bir silah olarak değil, istihbarat mensubu olarak da kullanılabilmeliydi. Talep gelince mühendislerimiz oturup düşünmeye başladılar. Gece gündüz bu iş için kafa yordular ve sonunda ortaya acayip bir şey çıktı. İşte bugün Aura Sebilon sponsorluğunda bu acayip silahı konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sunar. Makine ve kimya endüstrisi yeni kamikaze insansız deniz aracını tanıttı. MK denince insanın aklına tüfek, mermi gibi şeyler geliyor. Ama bu algıyı değiştirmekte fayda var. Çünkü MK son dönemde farklı kategorilerde de adından söz ettirmeye başladı. Elektrikli obüsten FPV dronlara kadar çok farklı kategorilerde artık şirketin adı geçmeye başladı. Onlara da yakın zamanda konuşuruz. Ama bugün odak noktamız onlar değil. Bugün odak noktamız MK üretimi kamikaze insansız deniz aracı olan Pirana. Pirana savaş sahalarında dengeleri değiştirebilecek bir potansiyele sahip. O yüzden önce onun özelliklerine odaklanalım. Ardından Türk ordusuna neler katabileceğini konuşuruz ve Türkiye'deki diğer muadillerine de kısaca bir değiniriz. MK, kamikaze insansız deniz aracı Pirana'nın tanıtımını yaptıktan 20 gün sonra kullanıma hazır olduğunu ilan etti. Çünkü aracın çarpışma testi de başarıyla tamamlandı. Pirana, asimetrik harp için düşük maliyetli ve yüksek etkili bir çözüm. Deniz üzerinde vuramayacağı bir hedef yok gibi bir şey. Bununla düşman gemilerine çok büyük hasar verebilirsiniz. Bir gemiyi batırmak kolay iş değil elbette ama gemi savar füze fırlatırken bile öncelikli hedefiniz gemiyi batırmak değildir zaten. Öncelikli hedef her zaman gemiyi savaş dışı bırakmaktır. İşte plana bu iş için biçilmiş kaftan. Aynı zamanda bu kamikaze sistemle limanlara, üst bölgelerine de sızabilirsiniz. Farklı bir saldırı yapacağınız bir gemiyi bu sistemi kullanarak yanıltabilirsiniz. Yani dikkatleri başka tarafa çekerek esas saldırınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yani farklı senaryolarda etkin şekilde kullanabileceğiniz etkili bir sistem bu. Peki özellikleri neler? Önce kısaca bir özetleyelim ki konuştuğumuz sistemin potansiyelini tam olarak anlayalım. Planın uzunluğu 4,5 metre, genişliği ise 1,3 metre. 1200 kilogram deplasmanı var. Hızı saatte 92 kilometre. Bir deniz aracı için önemli bir hız bu. Haberleşmeyi radyo frekansla sağlıyor. Tabii ki en önemli özelliklerinden biri patlayıcı kapasitesi. 65 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor ve zırh delici özelliği var. İlk patlayıcı zırhı deliyor, ikincisi geminin içinde patlıyor. MK'nin paylaştığı bir bilgi de deniz durumunun seviye 4 oluşu. Deniz durumu kavramının detaylarına inerek videoyu gereksiz uzatmayalım. Yani kısacası bu araç 2,5 metre dalga kadar sorunsuz operasyon yapabiliyor. Son testi çarpışma testiydi. Kamikaze bir insansız deniz aracı için en önemli test bu ve burada çok önemli bir detay vardı. Pirana 3,5 metre uzunluktaki bir hedefi başarıyla vurdu. Bu niye önemli? Çünkü deniz üzerinde 3,5 metrelik bir hedef gerçek hedeflere göre çok çok küçük. Biz normalde bu kamikaze sistemle nasıl bir gemiyi hedef alabiliriz? Mesela bir amfi bir hücum gemisine hedef alsak yani TCG Anadolu boyutlarında bir gemiyi hedef alsak saldıracağımız hedefin uzunluğu yaklaşık 230 metre olacak. Bir fırkateyn vurmak istesek o da yine nereden baksanız 120-130 metre civarı olur. Hedefimiz korvet olsa o tip gemiler 100 metre civarı uzunluğa sahip. Tank çıkarma gemisi vurmak istesek Piran'a 90 metre civarı ortalama uzunluğa sahip bir hedefe angajı olacak. Hücum bot bile vurmak istesek 50-60 metre civarı bir uzunluğu olan hedeften bahsediyor olacağız. Yani Piran'a öyle bir test yaptı ki testte vurduğu hedef normalde hedef alacağı en küçük gemiden neredeyse 20 kat daha küçüktü. İşte bu yönüyle test çok önemliydi. Pirana'nın özellikleri bununla da bitmiyor. Menzili yaklaşık 370 kilometre. Bu menzili Denzil oldukça önemli çünkü bizim kıyılarımızdan bile çok işimizi görecek. Mesela bunu İzmir'den denize çıkarsak Atina'ya gidip gelebiliyor. Yani bu ne demek oluyor? Adalar denizinde istediğimiz herhangi bir noktadaki hedefi batı kıyılarımızdan yolladığımız piranalarla vurabiliriz. Aynı şekilde bu potansiyeli daha yeni yaptığımız bir anlaşma ile birlikte düşünerek de ele alabiliriz. Biliyorsunuz Türkiye Libya ile ilişkilerini günden güne daha da güçlendiriyor. Düne kadar Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan Tobruk yönetimi yani Hafter güçleri Türkiye'nin tam karşısındaydı. Şimdi o noktada da işler değişiyor. Hafterin oğlu Saddam Hafter Türkiye'ye geldi ve kapalı kapılar ardında ciddi anlaşmaların yapıldığını öğrendik. Bunlardan biri de Libya limanlarının kullanımıydı. Artık Türk donanması Libya limanlarının tamamını kullanabilecek. Bu elbette birçok anlam ifade ediyor. Ama bugünkü konumuzla birleştirerek düşünürsek Tobruk'taki bir limandan gönderdiğimiz bir Piranayla Girit'teki bir hedefi bile vurabileceğimiz anlamına geliyor. Son olarak diğer bir muhtemel gerginlik sahasından örnek vermek gerekirse Kuzey Kıbrıs'tan göndereceğimiz Piranalarla İsrail'in kontrol ettiği deniz sınırlarının tamamı anlamındaki hedefleri imha edebiliriz. Yani diğer bir deyişle söylersek sadece devletlere karşı değil korsan gemilerine karşı da oldukça etkili olacak. 370 kilometrelik menzil çok ciddi bir potansiyel demek. Tabi burada şunu da unutmamak lazım. Pirane sistemi illa kıyıdan gönderilecek diye bir şey yok. Çıkarma gemilerimizle dünyanın herhangi bir yerinde bu sistemi kullanabiliriz. Ama ben kıyı güvenliğimizle ilgili etkisini göstermek adına örneği kıyılardan verdim. Yani kısacası özellikle Adalar Denizi'ndeki üstünlüğü zaten Türkiye'ye ait olan üstünlüğü daha da pekiştirmemizi sağlayacak bu sistem. Aynı şey elbette Doğu Akdeniz için de geçerli ki burası çok önemli. Bunun bir diğer önemli yönü de hem operatörle kontrol edilebilirken hem de yarı otonom görev yapabiliyor olması. Yani bir hedefe bunu gönderdiğinizde kontrolünü bırakmak isterseniz o hedefe yaklaşma manevralarını da kendi belirleyebiliyor. Hedefe yaklaşacağı en uygun açıyı da. Bir de şöyle önemli bir şey var ki bu platform sürü harekat konseptine uygun. Yani bir hedefe 8-10 pirana aynı anda saldırıya geçebiliyor. İşte otonom olması en çok burada işe yarıyor. Çünkü öyle olunca sürü halinde dalışa geçen sistemler birbirleriyle haberleşerek en uygun pozisyonları belirleyebiliyor. Yani gemiye 10 farklı noktadan dalışa geçiyorlar. Yani sadece aracın potansiyeline baktığınız zaman bile Türkiye'ye çok şey katacağı zaten belli. Şimdi geçelim bu konudaki diğer sorulara. Mesela insansız deniz araçları genel olarak neden önemli? Bunların önemli olmasını sağlayan şey aslında taşıdıkları patlayıcı miktarı değil. Elbette verecekleri zararı onunla veriyorlar ama sonuçta imha edilebildikleri zaman taşıdıkları patlayıcının ne kadar olduğunun pek bir önemi kalmıyor. İnsansız deniz araçlarını vurmak kolay değil. Zaten genel olarak denizde bir aracı vurmak karadaki kadar kolay değil değildir. Çünkü denizin farklı parametreleri var. Bir de düşünün ki geminize yaklaşacak olan sistem yaklaşık 4,5 metre boya sahip. Daha da önemlisi yükseklikleri çok düşük oluyor bu sistemlerin. Haliyle bunları gemilerin tespit etmesi çok zor. Genelde tespit edilebiliyor ama işten geçmiş oluyor. Çünkü gemi kendisine yaklaşan kamikaze sistemi fark ettiğinde artık engelleyemeyeceği kadar yakına girilmiş oluyor. Bir de bu sistemler genelde önceden yüklenen hedeflere karşı saldırıya geçiyorlar. Ama en son safhada yani dalışa geçtiklerinde kontrolü operatör devralıyor. Ve bu kadar küçük bir sistem karmaşık ve öngörülemez manevralar yaparak hedefine doğru ilerliyor. Hızı deniz için yüksek bir hız. Normalde böyle bir sistemi vurmak istiyorsanız yapmanız gereken şey onun gidiş yolunu ateş etmektir. Ama öngörülemez manevralarla ilerleyen bir aracın gidiş yönünü ateş etme şansınız elbette çok düşük. Yani rastgele ateş edersiniz, denk gelirse gelir. işiniz biraz şansa kalmıştır. İşte bu yüzden kamikaze insansız deniz aracı sahibi olmak artık donanmalar için çok önemli. Bunun önemini bize en çok gösteren Rusya'nın donanmasını Ukrayna kıyılarından iyice uzaklaştırmak zorunda kalması oldu. Orada barınamadılar ve çok fazla fazla kayıp verdiler. Rusya'nın Karadeniz donanması neredeyse yok oldu ve bunu yapan Ukrayna'nın donanma varlığı yok gibi bir şeydi. Gemileri farklı saldırı enstrümanlarıyla hedef aldılar ve bunların başında kamikaze insansız deniz araçları geliyordu. Az önce saydığım sebeplerden dolayı da Rusya bunların karşısında direnemedi. Bu sistemlerin bir avantajı da maliyetlerinin düşük olması. Savaş gemilerini vurmak kolay iş değil. Çok ciddi şekilde korunurlar. Çok gelişmiş savunma sistemlerine sahiptirler. Bu sistemleri aşabilmek için gemi savar füzeler veya seyir füzeleri kullanılır. Bunların maliyeti çok yüksek. Her attığınız füze de hedefteki gemiyi vuramayacağına göre bunları bolca kullanmanız gerekir. Bu da maliyetten dolayı çok mümkün değil. Ama insansız deniz araçlarında öyle bir sorun yok. Düşünün ki Ukrayna gibi ekonomik anlamda nispeten güçsüz bir devlet bile bunları bolca kullanabiliyor. Batı'nın desteğinden dolayı diye düşünmeyin. Batı'nın desteğiyle sınırsız kullanım imkanları olsaydı mermi atar gibi seyir füzesi kullanırlardı. Ama buna hiçbir ekonominin gücü yetmez. Peki bu tarz insansız deniz araçlarının maliyeti nedir? Bu çok yeni bir teknoloji. Yani Birçok ülkede bu tarz sistemlerin örneği bile yok. Biz bu konuyu uzun zamandır konuşuyoruz çünkü Türkiye bu konuda dünyadaki en iyi iki devletten biri. ABD ile birlikte bu kategorinin lideriyiz. Türkiye'nin aksine dünyada pek örneği olmadığı için de çok net maliyetler konuşmamız mümkün değil. Ama elimizde şöyle bir veri var. Daha önce Ukrayna kullandığı kamikaze insansız deniz araçlarının maliyetinin 250 bin dolar olduğunu açıklamıştı. 250 bin dolar deyince size çok büyük bir rakam gibi gelebilir. Ama bu iş için kullanacağınız veya kullanmak zorunda olduğunuz seyir füzelerinin maliyetlerini düşününce bu hiçbir şey. Tabi Ukrayna savaş koşullarında bu sistemleri geliştiriyor. Yani Türkiye'nin insansız deniz araçları gibi gelişmiş sistemler değiller. Haliyle bizim kamikaze insansız deniz araçlarımızın maliyeti biraz daha yüksektir muhtemelen. Ama yine de bir seyir füzesiyle kıyaslarsak maliyet çok çok düşük olacaktır. Bu da bir savaş durumunda ekonomik anlamda ciddi bir rahatlık sağlar. Yani kısacası bu sistemler hem maliyetleri hem de etkileri anlamında çok ciddi aparatlar. O yüzden bu konuda bir gelişme yaşanması Türkiye için çok kıymetli. Ama biz bu sistemlerle ilk defa tanışmıyoruz. Türkiye hem insansız deniz araçları hem de kategoriyi biraz daha daraltırsak kamikaze insansız deniz araçları konusunda bir ekol haline geldi. Son olarak diğer sistemlere kısaca bir değinelim ve videoyu bitirelim ve sadece başlıcalarından bahsedelim. Mesela Aselsan'la Sefine Tersanesi'nin ortak geliştirdiği Albatros. Bu 250 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabiliyor. Yani çarptığı geminin pek şansı yok. 75 kilometre hızla seyrediyor. Daha da önemlisi sürü ida konseptiyle operasyon yapabiliyor. Bunun yanında bir diğer önemli sistemimiz Ares Tersanesi'nin geliştirdiği Kama. Ulak insansız deniz aracımızı zaten biliyorsunuz. Daha önce defalarca konuşmuştuk. Onun kamikaze versiyonuna ulak kama adı verildi. Bu aracı Meteksan'la birlikte geliştirdiler. Bu yüzden elektronik harp kabiliyeti de çok yüksek. Bir de az önce belirtmeyi unuttum bir şey var. MKE kama için çok özel bir patlayıcı geliştirdi. Bu sistemde kullanılan patlayıcı duyarsız. Bir mermi de gelse şarapnelle çarpsa patlamıyor. Bu da tabii ki başarı şansını arttırıyor. İnsansız deniz araçları gelen mermiyle patlayarak saf dışı kalıyordu önceden. İşte duyarsız mühimmat bunu engelliyor. Az önce bahsetmeyi unuttum dedim çünkü MK'nin geliştirdiği Pirana da muhtemelen bu duyarsız patlayıcıyı kullanacaktır. O da kama gibi sadece hedefe ulaştığında patlayacak. Bir diğer kamikaze insansız deniz aracımız da Havelsan'ın geliştirdiği Çaka. Ama Çaka'ya çok değinmeyeceğim. Onu ayrı bir videoda ayrıca konuşalım çünkü o çok özel. Hem Türkiye'deki hem dünyadaki muadillerinden farklı olarak hedefe doğru seyir halindeyken hem yüzeyden hem de gerekirse suyun birkaç metre altından ilerleyebiliyor. Suyun altına girince yüzey radarları onu göremiyor. Sadece birkaç metre girdiği için denizin altındaki sensörler onu tespit edemiyor. Yani o çok başka bir boyut. O yüzden onu ayrıca bir videoda konuşuruz inşallah. Yani kısaca özetlersek. Kamikaze insansız deniz aracı yolculuğu Türkiye'nin destan yazdığı bir yolculuğa döndü. Bugün konuştuğumuz Pirana bu yolculuğun son destanlarından biriydi. Bu araçları şu an konuştuğumuzda birçok insan için pek bir şey ifade etmiyor. Ben insansız deniz aracı yemeyeceğim ya diyorlar. Ama ilk deniz çatışmasında bunların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte tekrar göreceğiz. Bugün konuştuğumuz Pirana sistemleri sürü saldırısı yapıp düşmanın en önemli savaş gemilerini savaş dışı bırak başlayınca bugün anlattığım her şeyi çok daha iyi anlayacaksınız inşallah. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unik sundu.